Arkadaşlar ÖSYM'nin çok sevdiği bir soru tarzı. Neden? Çünkü ÖSYM arkadaşlar artık böyle ihtimalli sorular soruyor. Hemen ilk saldırıda yapılamayacak sorular soruyor. Soruya uğraşın. Ne demek istediğimi çok iyi anlayacaksınız. Ben şimdi sorumu okuyarak başlamak istiyorum arkadaşlar. Bir baba ağırlıkları 2, 7 ve K kilogram olan 3 çocuğuna ağırlıklarıyla doğru orantılı olacak şekilde oyuncak dağıtmıştır. Bu çocuklardan en çok oyuncak alan 2 çocuğun aldığı toplam oyuncak sayısının yarısı en az oyuncak alan iki çocuğun aldığı toplam oyuncak sayısına eşittir. K bir tam sayı olduğuna göre K'nın alabileceği değerler çarpımı kaçtır? Şimdi arkadaşlar bakın. Doğru orantılı dendiği zaman biz problem çözerken hemen ilk ne yapıyorduk? Ee, mesela burada ağırlıklar 2, 7 ve K değil mi? Yapacağımız hareket şu. Bakın çok zor değil. Yapacağımız hareket şu. 2M 7M KM diyeceğiz. Tamam mı? Bu doğru orantılı demesinin sonucu olarak bu şekilde diyeceğiz. Peki sonra ne yapacağız? Asıl olay sonra başlıyor arkadaşlar. Biz burada K'nın ne olduğunu bilemiyoruz. Dolayısıyla bir şöyle düşüneceğiz. KM en küçük sonra 2M sonra 7M diyeceğiz. Bir çözüm yapacağız arkadaşlar. Sonra KM ortaya alacağız. Bir de KM'i sona alacağız. Almak zorundayız arkadaşlar. Yoksa e, bunun içinden çıkamayız. Şöyle bakalım. En çok oyuncak alan iki çocuğun aldığı toplam oyuncak sayısının yarısı. Ne yapıyor burada arkadaşlar? 9M yapıyor. 9M'in yarısı neye eşitmiş? En az oyuncak alan iki çocuğun aldığı toplam oyuncak sayısına. Yani KM ile 2M'in toplamına eşitmiş arkadaşlar. O zaman burası da ne yapar? KM artı 2M yapar. İçler dışlar yaparsak 2KM artı 4M eşittir. 9M yapacaktır. Buradan bu tarafa atın arkadaşlar. 9M eşittir. 2KM yapıyor. Buradan M'ler birbirine götürüyor. 2K 9'dan K ne geliyor? 4.5 geliyor. Zaten 4.5 e, tam sayı değil arkadaşlar. Buraya da gelemez. Aslında burada tam sayı yorumundan da gidilebilirdi. Fakat e, ben birazcık daha hani her şeyi görün. Tam sayı demesi belki başka yorumlar da yapmamız gerekebilirdi. Bunu da bir yandan görün istedim. Tamam. Demek ki KM burada değil arkadaşlar. Demek ki KM ortada olabilir mi? Evet. Şimdi ona bakalım arkadaşlar. Bu sefer de KM'i ortaya alalım. KM Diğeri neydi arkadaşlar? 2M. Diğeri neydi? 7M. Şimdi böyle düşündüğümüz zaman bu ikisinin toplamının yarısı KM artı 7M'in yarısı eşittir neye? 2M'e. yapın 4M eşittir. K yok. Ne yapıyorduk? Bu ikisinin toplamını yapacaktık değil mi? O zaman KM artı 2M. Tamam. 2KM. Onu da ekleyelim o zaman. Heh. 2KM artı 4M eşittir. KM artı 7M oldu. KM'i buraya atalım. Km kaldı. E, 4M'i bu tarafa atalım. 3M kaldı. Buradan arkadaşlar M'ler birbirini götürdüğü zaman K ne geldi? K3 geldi. Peki 3 burada olabilir mi? Evet olabilir. Tam da ortaya geliyor. Yani bir önceki sorumuzda dikkat ediyorsanız arkadaşlar e, dikkat ediyorsanız bir önceki sorumuzda e, yani burada hem K tam sayı çıkmamıştı hem de K ortaya gelmişti. Yani sıralamaya uymamıştı değil mi? Fakat burada dikkat ettiğiniz zaman Burada dikkat ettiğiniz zaman K sağlamış oldu. Peki biz şimdi KM'i e, nerelerde düşündük? Biz KM'i sonda düşündük. Yokuş başta düşündük. Ortada düşündük. Şimdi bir de nerede düşüneceğiz arkadaşlar? Sonda düşüneceğiz. Bakalım oradan da gelecek mi KM? 2M, 7M, KM. Tamam. En çok olan ikisi bu. 7M artı KM'in yarısı. Şu ikisinin toplamı 9M. işler Serap'ın 18M eşittir 7M artı KM. Atın buraya 11M eşittir KM. E, M'ler gitti. K eşittir 11. K'nın bir değeri de ne arkadaşlar? 11. Bir değeri de neydi arkadaşlar? Onu da bir daha gösterelim. 3'tü. Peki 11 sağlar mı? Evet 11 her türlü sağlar. Neden sağlar? Çünkü 11 arkadaşlar bu sıralama uyuyor. O zaman K'nın alabileceği değerler çarpımı kaçtır? Diyor. 33 olacaktı. Peki arkadaşlar. Bakınız bu soru bize ne kadar çok yorum gücü kattı. Peki bu soru neredeydi arkadaşlar? Bu soru Yektumat 16 çarpı 12 problemler denemesinde olan bir soru arkadaşlar. Hangi sınava girerseniz girin. Ben özellikle bu denemeyi sizlere tavsiye ediyorum. Ee, yarısı benim sorularımdan oluşuyor. Yarısı ÖSYM sorularından oluşuyor. Ve tamamı video çözümler arkadaşlar. DGS, KPS, Ali Sigin arkadaşlar da muhakkak çözsünler. Ee, yaklaşık 16 deneme var. Her denemede 12 soru 192 soru yapıyor arkadaşlar. O anlamda bu denemeyi sizlere tavsiye ederim.